Hümana ve Hümana ile birlikte sağdan sola üstten alta önden arkaya donat gol yasa karşı. Yanlış yerde aramaktalar. O işin başka bir konusu. Eminim videoyu buraya kadar izleyenlerin kafasını yaktın şu anda. Biz şimdi son bir cümle söyleyeceğim. Geçmedik. Şimdi evet, son bir cümle söyleyeceğim. Film orada yanacak. Şimdi abi son yıllarda biliyorsun metafizik uzmanları türedi. Yani anlamını bile bilmediğimiz kavramı artık her şeye refere etmeye başladık. Yani metafizik uzmanı nedir arkadaş? Yani benim en çok güldüğüm orada şey var. Çok eski yıllarda büyü demek bir zaman boyunca Rütük tarafından yanlış hatırlıyor olabilirim ama yasaklanmıştı galiba. O zaman televizyonlarla, o zaman da şey kelimesi, blokaj kelimesi çıkmıştı mesela. Üzerinizde blokaj var. Blokajlarınızı kaldırmamızı ister misiniz falan diye. Ona çok gülmüştüm zamanında. Şimdi dönüyorsun, bu sefer videolarda metafizik uzmanı diye evet. Bir şey var. Herhalde dünyada en fazla titiz üretebilme kapasitesine sahip ülkelerin başında geliyoruz diyebilirim yani bu konuda. İnşallah en büyük başarımız bu olmaz da. İnşallah. Şeye de gülerim mesela, stratejisyen. Yani stratejisyen. O da komik bir kavramdır. Çok var böyle, bak bir gün bu sonradan uydurulmuş kavramlar hadisesi gırgır şapata bir video olabilir yani. Güzel olabilir, doğru söylüyorsun. Şimdi abi yani bilim kendi yöntemleriyle açıklamadığı şeyleri metafizik olgusuyla başlığı altında inceliyor. Ama biz hani sen de takdir edersin ki bilmiyoruz hani bu kavram olarak nedir? Bunu seninle konuşalım ve Türkiye'de uygulanış biçimini ya da metafizik kavramını anlama biçimini ondan sonra konuşalım, örnekleri. Ya bizde metafizik kavram kavramsal olaraktan çıkmış, uygulama ve pratik biçiminde cinler ve melekler noktasına sıkıştırılmıştır. Yani aslında aramızda metafizik kavramlar var, aramızda metafizik canlılar var diyerek cinler veya işte melekler, melek ritüelleri falan başladı şimdi. Bir adama melek gönderme, o melekle bilmem ne isteklerinin olması tarzında. Halbuki bunların hiçbir tanesi metafiziğin ana konusu değil. Tabii burada metafiziği biz niye konuşuyoruz? Baştan onu kısaca ifade etmeye çalışayım. Yakın bir gelecekte teknoloji alanında yapılacak çalışmalarla beraber metafizikle mümkünken metafizikte olabilecek olayların karşılıklarını görmeye başlayacağız. Şu anlamda izah ediyorum. Bir elektron transfer sürecine doğru gidiyor dünya. O da şu manaya geliyor. Daha uzun bir videonun konusu olmakla beraber elektron mühendisliği ve çekirdek mühendisliği diye fizikte iki tane ana dal oluşumu var. Şu anda daha yeni küçücük adımlar atılıyor. Bu CERN'deki deneylerle beraber Tanrı parçacığı denilen bir çalışma üzerinden giderken bir şeyi yoktan var edebilir miyiz? Yani bir tanrı var, bir yaratıcı var, bir Allah-u Zülcelal var bizim inancımıza göre. Bizim onunla ilgili bildiğimiz en önemli vasfı yoktan var edici olması. O yok alanına metafizik deniyor. Yanlış bu tabii ki. Şimdi düzeltmeye doğru gideceğiz. CERN'deki yapılan deneylerde de şu görülüyor. Bir şey kütlesini verebilen bir başka şey var mıdır? Onu arıyorlar. Tanrı parçacığı dedikleri usul. Ve çok gelecek dünyada bu tarafı vız diye atladığımda şuraya gelebilir mesele. Hakikaten önümüzde bir tane zemin var. Ne istiyoruz? Çilek. Yani Metaverse'te gördüğümüz herhangi bir şeyin tutup elimizde oradan alıyor olabilmek ve yiyebiliyor olmak. Bu durumda gelecek dünyasında bu metafizik durum şimdiden adam akıllı izah edilmezse o gün geldiğinde insanlar şunu söyleyebilirler. Evet, artık biz de yoktan bir şeyleri var edebiliyoruz diyecekler. Ve bu metafiziğin fiziksel koşullar içerisindeki karşılığı olarak gündeme gelecek. O gün de insanlar şunu demeye başlayacaklar. Tanrı yokmuş ki, biz sadece yapamıyormuşuz. Biz de yoktan bir şeyleri meydana getirebiliyormuşuz diyecekler. Dolayısıyla bugün benim metafiziği biraz daha
derinlemesine kısaca izahattaki gayretim yarınlara bir şey anlatıyor olmak. Bugünden de bu kavramı gerçekten öğrenmek isteyen kardeşlerime bu kavramı bir kaba taslak anlatmak. Bir de ileride yoktan var eden birileri gelirse, bir makine görürseniz, bir şey olursa bu kavramın temelinde var olan metafizik bugün size anlatıldığı tarzda değil. Neden değil? Çünkü metafizik Aristoteles'e ithaf edilen bir kitaptan başladığı iddia edilen, halbuki öncesinden beri tartışmaları devam etmiş olan ve felsefe alanının teoloji kısmında ekseriyette bırakılmış olan bir alan. Dolayısıyla bugün hala Aristoteles ya da İslam dünyasında İbn Sina, Farabi, Kindi gibi zatların ya da Fahreddin Razi tarafındaki zatların, İbn Rüşd tarafındaki zatların, bunların hataları ayrıca yorumlara yazmayın lütfen. Bugün konuştuğumuz şey onların konuştukları üzerine. O tarihlerden sonra metafizik kavramı üzerine çok ciddi anlamda çalışmalar yapan doğu düşüncesinde insanlar olmadı. Ekseriyette Descartes, sonrasında işte Kant vesaire, bunlardan da reddiyeler ya da kabul biçimleri gördük ama onların da yine temel aldıkları Aristoteles'ti. Bugün belki haddimi aştığımı düşünenler olabilir ama Aristoteles'in metafizik kitabındaki bakış açıları, Aristoteles'in yaşadığı bir dönemde neden bunun konuşulduğu ve konuşma biçimindeki hataları da baştan beyan ederek gitmemiz lazım. Yani metafiziği anlamlandırmak için önce bugüne kadarki gelen süreçte temel olarak kaynak aldıkları, Aristoteles'e ithaf edilen, hepsinin onun olduğuna henüz kimse tam kabul edemedi, ithaf ediliyor. Hadi öyle kabul edelim bizler de. Ben de Ahmet Aslan'ın çevirisini okudum. Berbat bir çeviriydi bu arada, parantez arasında, kusura bakmasın kendisi. Büyük hoca diye anlar ama berbat bir çeviridir. Neyse. Şimdi burada Aristoteles'e önce şu soruyu sormamız lazım. Metafizik niye konuştu Aristoteles? Çünkü Büyük İskender'e hocalık yaptığını bildiğimiz ya da böyle anlatılan bir zatın metafizikle ilgilenme sebebi ne? Tabii orada Aristoteles için metafizik o ana kadar biz neden var olduk tarzındaki bir algısı. Çünkü Büyük İskender doğuya doğru gittikçe nihayetinde karşınıza dinler çıkıyor. O dönemde de baktığınız zaman karşınızda bir Yahudilik geleneği var, efendim Zerdüşük vesaire, bunlar gelecek ardı sıra. Yani bir dinler havuzuna giriyor. Bu dinler havuzu dediğimiz Mezopotamya coğrafyasına girdiği zaman bazı garipliklerle de karşılaşıyor. Tabii ki onun için en büyük gariplik kendisinin de yoktan var edildiği inancının oradaki ekseriyet tarafından söyleniyor olması. Bu durumda Aristoteles'e diyor ki, arkadaş biz yoktan mı var olduk? Çünkü paganistik bir anlayışın da karşılığında felsefik bir anlayış vardı Avrupa'da. Felsefik anlayış çok daha eskiye dayanıyor. Yani akıl yürüterek sadece aklımızla varlığımızı izah ve kabul aşaması. Paganizm ise bunun bir başka kırılımı. Dolayısıyla Aristoteles burada şuna çalışmaya başlıyor. Kardeşim bizler neden var olduk? Yaratılış ve biçimlendirme kavramlarını nasıl ele alacağız? Dolayısıyla biz bir devlet olduğumuzda kendi vatandaşlarımıza bu yaratılışı nasıl anlatacağız? Çünkü her devlet o çağlarda daha da ekseriyette bir dinin mantığı ve çerçevesinde hareket eder. Çok laik bir devlet o çağlarda mümkün değil. Dolayısıyla orada da halkınızı motive eden şeyin ana unsurlarının başında para kadar din geliyor. Öyleyse sizin de anlatacağınız dinsizlik ya da inançsızlık kavramının karşılığında neden ve nasıl var olduğumuzu söylemeniz lazım. Özet, doğudaki adam biz yoktan var olduk diyorsa, batıdaki adamın da bunun nasıl olduğunu izah ederek o izahat içerisinde insanlara doyurucu ve tatmin edici bir şey söyleyip gerek paganistik gerek felsefi bir yaşamı kendi hayatına oturtmuş adamı tatmin etmesi lazım. Yani bugün aynı tatmin düzeyini biz ateizmde evrim teorisiyle görüyoruz ya, evrimci bir adamı daha da tatmin edebilmek için yaratılışını anlatmanız lazım. O yaratılış terminolojisinde ateist ne olarak anlatıldı? Evrim olarak anlatıldı. Ha biz yoktan var olmamışız, bir ilk başlangıç var. Ama Aristoteles şuraya gidiyor, o ilk başlangıç anında ne oldu? Dolayısıyla Aristoteles'in aradığı o arayışa
çeşitli söylemleri var. O söylemlerden birkaç tanesini ele alacağım. Ama evrimciler, ateistler herhalde metafizik olguları hiç kabul etmiyorlar. Onları hiç kabul etmiyorlar. Ama orada da şu var. O arayışa hiç girmezken Aristo ya da Aristo gibiler onun bir cevabının olduğunu... Onun diyorlar bir cevabını bulmamız lazım ki insanlar tatmin olsunlar. Evet. Bugünkü bilim dünyasının evrimsel bakış açısında büyük patlamayla o sarmal zaman düzeyi arasındaki sürece evrim diyemiyoruz. Zaten o tarafı geçiyoruz mecburen, es geçiyoruz. Şimdi Aristoteles de bu metafizik üzerine çalışmalar yaparken kendi risalesinde ona ithaf edilen cümlelerden birkaçına baktığımız zaman bugün de Aristoteles'e hala yürüyemeyeceğimizin bir göstergesidir. Hala gerek Türkiye'de gerek dünyada Aristoteles'e böyle bağlanmış, yani onun müridi olma gayretinde olan felsefi akımında ciddi manada bir şeyleri görmesi lazım kaba taslak. Mesela Aristoteles'in metafizikteki ilk arayışı şu: sanat diyor bir bilge kişinin işidir ve bilgelik hangi nedenler ve hangi ilkelerle oluştu kardeşim? Çünkü karşımızda sanatçılar var. Hiç düşünmediğimiz bir şeyi düşünmediğimiz bir şekilde bambaşka şekilde o yaratım sürecinin ilk anı. Heykeltıraşlık mesela. Ya ben bunu hiç böyle düşünmemiştim. İşte burada ilk mesele şuradan geliyor. Aristo diyor ki aramızda birileri var. Bu adamlarda garip bir bilgi var. Dolayısıyla bu işe hikmet diyor. Şimdi en başta ayırıyor. Sanatçı diyor hikmet erbabıdır. O birilerinden öğrenerek değil zihniyetinden gelen bir bilgeliği bize aktarıyor. O zaman o bilgeliği ona kim vermiştir? Kimse vermediyse o nasıl elde etmiştir ve herkes elde edebilir mi? Herkes sanatçı olabilir mi diye harekete başlıyor. Sonra da diyorlar ya henüz İslam gelmemiş olsa da Hazreti Adem'den Peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar geçen sürecin tamamına biz İslam literatürüyle ele aldığımız için tek tanrılı inanç diyelim biz ona. Onlar da diyorlar ki bir tanrı vardı. Hazreti Adem'e her şeyi öğretti. Adem'e verdi her şeyi. Onda bütün bilgelik ve hikmet ondaydı. Oradan geldi diyor. Şimdi Aristoteles de diyor ki eğer tanrı varsa bu durumda her şeyin bir nedenidir ve ilkidir. Ama öte yandan eğer böyleyse diyor sadece bilime ve sanata sadece Tanrı sahip olabilmeliydi. Bu aktarım nasıl olabilir diyor. Şimdi burada Aristoteles'in yaptığı en temel hata, bütün risalesi boyunca devam eden hata şu. Tanrı'nın ancak böyle yaratabileceğine bir inanç var. Ve Tanrı'yı her seferinde kendi fiziksel koşullarıyla anlamlandırma çabasına giriyor Aristoteles. Tanrı mesela vardır dediğimizde bizler, kelam ilminde de en temel problemlerden biridir ki kelam İslam ilmi değildir, ayrıca beyan ederiz. Tanrı vardır dediğimizde bizler o varı şu kalemin varlığı gibi izah etmiyoruz aslında. Bu kalem var mı? Var. Niye elimle tutuyorum görebiliyorum? Var. Tanrı var mı? Var. Ama onun varlığı aslında bu kalem gibi bir varlık değil. Dolayısıyla Aristoteles Tanrı'nın varlığını her seferinde kendi varlığı gibi bir varlık aşamasından geçerek anlamlandırmaya çalışıyor. O ilki bulmak için, ilk anı. Tabii o ilk anı bulmaya çalışırken sorusu şu, ilk şey nedenini bulabilmek. Yani ilk olan şeyin nedenini bilmek. Eğer diyor ben o nedenini bulabilirsem Tanrı bizi niye yarattı? Niye var etti? Bunu bilebilirsem bu durumda diyor bütün meseleyi ardı arkasında çözebilirim. Ancak bilimin başının hikmete haiz bir öğretme olmasının kabullenemeyişinin bir karşılığıdır. Bunu şöyle izah edeyim ben. Hiçbir kuş yavrusuna uçmayı öğretemez. Bu ne biyokimyasal olarak ne de bir başka biçimde mümkün değildir. Kuş zaten yavru olan kuş uçmaya meyilli, kendisinde tohum olarak bu bilgi vardır. Anne hafızanın derinlikleri diye tabir edelim. Olan şeyi açar sadece. Dolayısıyla hiç kimse kimseye aslında yüzmeyi öğretmiyor. Kimse kimseye konuşmayı öğretmiyor. Herkeste var olan bu asli bir bilgi var. İnsan olmasının ya da hayvan olmasının getirisi olarak. Anne, baba, başlangıçtaki size onu anlatan şahsiyet
sizin hatıranızı geri getiren şahsiyet. Aristo burada bunu kaçırıyor. Sanki bir adam hiç yoktan tek başına, kendisi de hangi tarihte gelirse gelsin geldi. Hikmet de öyle geldi zannediyor. Halbuki hikmet dediğiniz mefhum, yaratıcı ile kul arasındaki o ana ilişki nihayetinde ta Hazreti Adem'den başlayan bir süreçtir. Tabii sonra bütün felsefeciler de işin içine dahil oluyorlar ki Aristo'dan önce felsefecilerin varlığı bilinir ancak risaleleri elimizde yoktur. Bunları toplarken Aristo bazı yerlerde de onlara karşı bir söylem geliştiriyor. Diyor ki varlığın başlangıcında ilk hareket nasıl olur? Biz nasıl başladık? Şimdi o tarafı çözemiyor, bu tarafı çözemiyor. Mesele geldi hareket mevzuna. Hareket mevzuu içinde diyor ki tesadüflerle olduysa bu iş, bunun için bir varlık gerekir. Varlık olmadan önce var olan bir şey sadece vardır. Ama bu varlık güncel bir varlıkla kıyasen bir varlık değildir. Yani şöyle, yaratıcı bir şeyi var ediyorsa, yoktan var ediyorsa vardır. Ama onun varlığı yoktan var edilmemiştir alanını Aristo kavrayamıyor. Kavrayamadığı için de ikisini aynı varlık terazisinde koyup sanki birisinin daha güçlü bir varlık olduğunu düşünüyor. Şeye benzer bu. Sporcular gitti 100 tane, bir tane antrenör var. Eline gelen her sporcuyu abi olimpiyat şampiyonu yapıyor. Ve her sahada. Yani yüzmede geliyor, onu da yapıyor. Aristo diyor ki bu nasıl bir antrenördür? Halbuki yaratıcıyla antrenör aynı şey değil. Aristo büyük bir hatayla yarışçı antrenörle, hikmet sahibi olan antrenörle yaratıcıyı aynı kefede değerlendiriyor. Şimdi burada felsefenin temel yanıldığı yer de burası. Şimdi Aristo bütün bunları topluyor ve şuraya geliyor. Kardeşim diyor, hareket fiziktir. Yani fiziğin ana konusu bir şeyin hareket etmesidir. İlk hareket ettirici olan varlığı da anlattığım gibi ele alırken diyor ki kardeşim eğer ben burada fiziksel olarak o hareketin başlangıç mahiyetini delillendiremiyorsam orası metafiziktir. Bir alan var, o alanda yaratıcıyla ilk varlık arasındaki ilişkinin nasıl olduğunu gören yok. Anlatan dinlen var, dinler var. Şimdi ben de diyor akıl yürütmeye başlıyorum. O akıl yürütmede de diyor ben varlıkla ilk varlık arasındaki ilişki sürecine diyor metafizik diyor. Dolayısıyla diyor metafizik bilimin konusu değildir, felsefenin konusudur. Ve orada dünya tarihinde belki de bu yakın çağa kadar bütün bilimsel çalışmaların doğu tarafı için ekseriyetle söyleyemem önünü kesiyor. Gerçekten tıkıyor orayı. Çünkü diyor ki buraya bilimin alanı değil. Halbuki bizler bugün CERN'de yapılan deneylerde bunların bilimsel karşılıklarının mutlak surette olduğunu ama bizim bunu bulmaya ömrümüzün yetip yetmeyeceğini bilmediğimizi artık söylüyoruz. Yani dolayısıyla metafizik kavramını izah ederken bu hatalardan önce sıyrılmak gerekiyor. Burada da diyor ki bak çok daha keskin bir cümle kullanıyor Aristo. Önünü kesti dedim ya, onun delili de şu. Hiç kimse diyor doğruya erişemeyecek. Ben de dahil. Dolayısıyla bütün kapıları kapattı şimdi. Ve o kapanmış kapılar üzerine neredeyse 1000 yıl kimse bir şey yapamayacak. İslam dünyası hariç. Çünkü İslam dünyası konuya böyle bakmıyor. Yani gelen kitabi bilgiler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan alınan bilgi oradaki her şeyin bilimsel karşılıklarının mutlak olduğuna dair bir hakikatle hareket ediyor. Dolayısıyla doğudaki düşünce batıdaki felsefeyle karşılaşıyor. Şimdi burada doğruya erişemez dediğimiz adamın engellemesi sonucunda insanların ilahi doğruları bilimsel olarak ele almaktan korkmasına vesile oluyor. Öyle bir vesile ki bu ortaçağ karanlığına bile vesile olmuştur. Neden? Papa diyor ki bu doğrudur. Aristo diyor ki kimse doğruya erişemez. Bu sefer halk diyor ki kardeşim biz doğruya erişemeyeceksek doğruya eriştiğini söyleyen en popüler adam, siyasal olarak olan en güçlü adama boyun eğmek zorundayız. En sonunda başlarım Aristo'suna deyip bu kadının içine cadı girmiştir diyen zihniyeti birisi çıkıp diyor ki cadıyı göster.
Yani kadının içinde cadı var diyorsun. Yakınca çıkacak diyorsun. O zaman ben diyor cadıyı görmek istiyorum kardeşim. Binlerce kadın oldu bu ya. Bir değil, iki değil. Canı sıkılana cadı girdi deyip yakıyorsunuz. İş buralara geldi. Göster bana. Ha, orada işte papalık da bu sefer dönüyor. Aristoteles sanıyor. Metafizik diyor. Yani bugün de mesela bir şey oluyor. Cinlerle ilgili bir mevzu, meleklerle ilgili bir mevzu ki bu değil mesele anlatıyoruz. Orada diyorsun ki ya göster bana veya delillerini bilimsel olarak henüz ispatlayamasan da teoremini izah edebilirsin. Ne gibi? İşte kara delikler meselesi. Kara delik konusunda henüz kara deliklere gitmiş bir aracımız yok. Ancak laboratuvar ortamında ya da kağıt üzerindeki teoremler üzerinden bununla ilgili fikri çıkarımlar bilimsel olarak yapılabiliyor mu? Evet. O zaman bilimin bazen oraya gitmiş olması gerekmiyor. Oradan bu yana aktarılan bazı şeyleri önünüze serip bu bununla, bu bununla, bu da bununla ilişkilidir diyerek bir ağacı insanların önüne koyabilirsiniz. Dolayısıyla erişilemez doğru metaforunu ortaya koyan Aristoteles ne yazık ki burada bir başka kapıyı kapatıyor. Aristoteles sadece bununla kalmaz. Sonsuz hiçbir şey var olamaz. Aksi takdirde sonsuzluk sonsuz olamaz der. Bu sefer de hakikaten insanların matematik dünyasının önüne büyük bir perde çeker. Çünkü bu bir erişebilirlik sorunudur. Sonsuzluğa erişmek. Çünkü oraya da metafizik diyecek Aristo. Yaratıcı diyorlar, sonsuz diyor ya İslam dünyası. Sonsuz demiyor İslam dünyası. Ezeli ve ebedidir diyor. Bugün de gençlik burada hata yapıyor. Yani yaratıcıyı Allah-u Zülcelal'i sonsuz kelimesiyle beyan edemezsiniz. Ezeli ve ebedi demeniz lazım. Onların karşılıkları sonsuz kelimesi değil. Bu kıtlaştırılmış Türkçe ile ağzımızdan çıkan bir kelamdır. Hakikat doğru bir kelime değildir. Ezeliyet ve ebediyet sonsuzlukla kıyas kabul etmez çünkü çok başka şeyler. Zira sonsuzluk yoktur. Matematikte dahi sıfırla başladığını düşündüğümüz sıfırı bulduk, eksi sayıları bulduk, artı sayıları bulduk. Sonuna gitmedik henüz. Bunun bir sonu var. Ve bu matematiksel olarak da artık bugün konuşulabilen bir teori. Şimdi nedenlerden hareket edeceğiz ve bu nedenlerle bir bilim ortaya koyacağız. Ama Aristo'nun nedenselliğe bakış açısı elde tutulabilir konularla alakalı. Ve diyor ki matematik diyor bir kesinliktir. Madde dışı varlıklarda uygulanamaz. Yani matematikçinin önünü kesmekle kalmıyor. Sen diyor sakın metafizik alana gelme. Zira bu alanda matematik yok. Olmaz. Eğer bir yaratılış varsa bunun başlangıcından buraya kadar matematik yok. Buradan sonra matematik başlayamaz. Peki ondan sonra gelen felsefeciler, düşünürler, Aristo'nun birçok şeyine hani karşı çıkanlar da var aralarında. Var. Aristo'nun metafizik kavramına, bu açıklamasına karşı çıkan yok mu aralarında abi? Var. En önemli isimler elbette İbn Sina gibi isimler, Kindi gibi isimler. Batı dünyasında yıllar sonra Kant ve Descartes vesaire geliyor ama şimdi mesela bu konuda da İbn Sina'nın ortaya koymuş olduğu şerhlere küfür mahiyeti taşımaktadır beyannamesi sunan bir taraf da vardır ama İbn Sina'nın evrelerini ve o evrelerde cevaplar verirken onun da sığ düşünme babında değil, o Batı felsefesine karşı bir söylem geliştirme kabiliyetinde yapılmış hatalar olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani bir insan bu, bir peygamber değil İbn Sina, hatalar yapmıştır ve o hataların en büyüğü ise İbn Sina Gazali'nin tersine Batı felsefesine Batı jargonuyla gençlik çağında cevap vermek istedi. Yani Batı felsefesi bunu söylüyor. Bilinemezlikten ve agnostisizme giden bir süreçten bahsediyor. Ben de Müslümanım, yaratıcıyı sizlere ispata gayret edeceğim derken Batı felsefesinin söylediği jargon üzerinden gidiyor. Hakikat Gazali ise orada senin jargonunu iyi biliyorum ama ben sana hakikati anlatacağım diyerek bir yolculuğa çıkıyor. Sevmez zaten Gazali. Evet. Şimdi orada sevmeme sebebi de bu. Batı jargonuna, Batı ile cevap vermeye kalkarsan
aynı formülü kullanmaya kalkarsan o formülün içindeki benim biraz önce şöyle küçücük bahsettiğim meselelerle kuyulardan birine düşebilirsin. Ama sen zaten hakikati beyan edersin. Batı felsefesi oraya bakıp kendi kendine çöker. Dolayısıyla orada İbn Sina'nın yapmış olduğu şeye küfürdü, imanlı, imansızlıktı, matematiğinden ziyadesiyle şöyle bakmak lazım. Yanlış seçilmiş bir yöntemle hareket edildiği için yanlışa düşünmüştür. Ki sonrasında da o yanlıştan cayılmış olabilir. Ama o caymayı biz görmeyiz. Ki İbn Sina bugün gençlere anlatıldığı gibi gece gündüz metafizik konularına uğraş ve çaba sarf etmemiştir. Ekseriyet konusu tıbbi alandır ve o alanda bir dünya çapında bir düşünür olarak ve pratisyen olarak karşımızdadır. Meseleye böyle bakmak lazım. Yani İbn Sina ile Gazali kıyasına girenler büyük bir cehalet işlemiş olurlar. Çünkü İmam-ı Gazali hem tasavvufta hem düşüncede hem akidede hem ibadette bütün cihetleriyle Hüccetül İslam'dır. Dolayısıyla burada İbn Sina'ya ise böyle bir şeyi atfetmek doğru olmadığı için de böyle bir tartıya sokmak doğru olmaz. Buradaki en büyük hatalardan bir tanesi tarih içinde metafizik ve mistisizm karıştırılmasıdır. Yani Aristoteles'in bu hataları, İbn Sina'nın bu hatası, Gazali'nin ve diğerlerinin doğru beyanatının yanında birileri metafizikle mistisizmi birbirine karıştırdılar. Tam ben de abi onu soracaktım, oraya gelecektim. Güzel bir temel attın aslına bakarsan. Şimdi günümüzde metafizik nasıl algılanıyor, nasıl anlaşılıyor? Mistizm üzerinden tabii bunu da söyleyeceksin. Onu konuşalım abi. Şu anda metafizik... Basit olarak metafizik nedir diye sorulduğunda nedir abi? Metafizik bugüne kadarki süreçte ekseriyetiyle anlatılan tarzda şey şudur. Aksiyom olarak bildiğimiz, inandığımız, hissettiğimiz ama ispatlayamadığımız ve ispatlayamayacağımız alana metafizik diyoruz diyorlar. Yani fiziğin ötesi metafizik, fiziğin ötesi. Örnek, evrimsel olarak da büyük patlamanın öncesi metafiziktir. Evrimciler böyle anlatırlar. Önce kim yaptı, nereden başladı, ilk hareketi veren kim görmedik. Ama mutlak ilk hareketi vermiş olan ya bir molekül ya bir enerji yahut dindarların iddia ettiği gibi bir yaratıcı vardır. Orası metafiziktir diyorlar. Zaten en büyük problem orada başlıyor. Sonrası alanlar içinde diyorlar ki biz bu dünya hayatında yaşarken dinler, melekler var, cinler var. Bunlar da metafizik konusudur diyorlar. Halbuki bunlar metafizik değil. Asıl evet. Problemimiz orası. Nasıl burası metafizik değil. Şöyle anlatacağım. Şimdi metafizik dediğimiz alan, şimdi aslında şu cümle çok önemli bir formüldür. Yaratıcı, bize göre Allah-u Zülcelal'a bizi kitleler dinlediği için bir Hristiyan, bir Yahudi de vardır diye ben yaratıcı kelimesini kullanıyorum. İzleyenler bunu da bilsinler. Farklı yorumlamasınlar. Bizim için Allah-u Zülcelal, Hristiyan, Yahudi, Müslümanlar ve ekseri dinler, muharref dinler içinde yaratıcı, ortak kelime kullanalım. Yaratıcı bizi yoktan var etmiştir. Öyleyse yok var, bir de var var. Yok ile var arasında bir hiçlik diyarı var. Bu ne demek? Şimdi bu kalem yok idi. Yok, şu an yok, görmüyorsunuz. Şimdi var. Şimdi dikkat. Yok dediğim anda ise kamerada görünmüyordu. Yok dediğim anda ise kamerada görünmüyordu. Orası hiçlik. Aslında yok değil. Bak burada. Görmediğin an hiçlik anı. Yokluksa bunun hiç olmayıp, hiç olmayıp yaratıcının yaratmak istemesi anındaki ilmiyesidir. Yani ilmi olarak yaratıcı bu kalemi var etmeyi arzu etti, emredecekse, ol diyecekse, kun, feyekun diyecekse, ol dedi ve oldu. Şimdi ol dedi ve oldu. Oradaki ve alanı hiçlik. Yani bunun var olma sürecinde elektronlar bir araya gelecekler ya,
Bilim de bunu yapacak bu arada. Ben onu başta izah etmeye çalıştım. Bu kalem burada olmayacak. Ama bu kalemin bütün elektron ve atomları bir depoda olacak. O depo aslında metafizik alandır. Fiziğin varlığı için gereken tüm koşulların entropik olarak bulunduğu başka bir saha. Bir makine burada, o depodan nasıl veri çağırıyoruz ya şimdi, cloud'dan veri çağırıyoruz. Video çekeceğiz diyoruz. Şunu bir oku diyorsun, buna bir bak diyorsun. Bana cloud'dan gönderiyorsun. Neredeydi onlar? Hiçlikteydi. Vardılar ama hiçlikteydiler. Gönderiyorsun bana. Adam düğmeye basacak. Hiçlik deposundan elektronlar gelecek, kalemi birisi elinde tutacak ve diyecek ki bak yoktan var et. Ben de diyorum ki ey genç adam, metafizik dediğin şey varlığın var olabilmesi için gereken bütün metallerin, atomların, elektronların depolandığı bir yerdir. Yokluksa o depoyu yapmaya niyet edecek olan, yani niyet olmaz yaratıcının da, ben anlayalım diye söylüyorum. Zaten bu anlayalım diye söylediğimiz kelimeler insanların problemi. Çünkü biz yaratıcıyı bütün mahiyetiyle kavrayamadığımız için onu kendi dilimizle ibarelendirdiğimiz kelimeleri kullanıyoruz. Ve her kullandığımızda diyoruz ki aman inşallah hataya düşmeyiz. Niye? Çünkü yaratıcıyı kendi bu kelimelerle ibarelendiremem. Sadece anlaşılır olması için. Yaratıcı kalemi yaratmaya niyet ettiyse, insanı yaratmaya niyet ettiyse önce yok alanında orada bir hasılayı, yani onun ilminin varlığıdır o. İlimdir burası, yokluk diyarı. Sonra ilim diyarına emir gidiyor, yokluk diyarına. Yaratıcı diyor ki evet, ilmimden bir tanesini kullanarak Adem'i yaratmayı emrediyorum. Ol. Ol dediği anda yokluktan çıktı artık, emir geldi. Hiçliğe düştü. Hiçlik alanında Hazreti Adem'in, alemlerin, meleklerin, cinlerin, bizim terminolojimize göre 18 bin alemin bütün ihtiyacı hiçlik diyarındadır. Ve sonra bu artık fizik diyarına bir karşılığa gidecek. İnsanı karşılayacağız. Dolayısıyla bizim için metafizik, fiziğin var olması için gereken bütün afizik koşulların toplandığı alandır. Ve bu alan öyle bir alandır ki hiçlik diyarı, varlığı öyle kuşatmıştır ki varlık hiçlik içerisine kıyas edilse bütün uzayda bir dünya etmez. Tekrar ediyorum, metafizik o kadar büyük bir şeydir ki, metafizik eşittir hiçlik. Hiçliğin ne olduğunu anlattım. Ana depo. O kadar büyüktür ki uzay düşünün, uzayın bütünü metafizik, yani hiçlik olsa. Ancak varlık bir tane dünya eder. Dolayısıyla CERN'de aslında bugün neyi arıyor? Ben yoktan var edebilir miyim? Onun derdine düştü. Tanrı parçacı diye adlandırıyor piyasada popüler manada bozulumları, fiziksel koşulları. Şimdi orada da aslında adam şunu fark etti. Kardeşim, öyle bir boşluk var ki, bir atomla elektron arasında öyle bir boşluk var ki, bu hengameli o kadar büyük boşluklar var ki, bu boşluklar boş olamaz. Öyleyse varlığın var olması için gereken süreçler o boşluğun içindedir. Hakikat o boşluğun içinde değil, çekirdeğin içindedir. Yanlış yerde aramaktalar. O işin başka bir konusu. Ben eminim videoyu buraya kadar izleyenlerin kafasını yaktın şu anda. Daha biz asıl şimdi son bir cümle söyleyeceğim. Geçmedik. Şimdi evet, son buyurun. Bir cümle söyleyeceğim. Film orada yanacak. Yok. Hiç var. Bu sadece bu 18 bin alem için yaratılmıştır. Yok, hiç var. Bu hiç metafizik. Bir de yokluk diyarı var. Bu üçü Cenab-ı Hakk'ın olduğu bir alan değildir. Onun tecelli ettiği bir alandır. Sen bu alanda Cenab-ı Hakk'ı arayamazsın. Onun tecellilerini arayabilirsin. Evet. Ve tamamen bilimsel bir konudur. Çünkü çerçevesi çizilmiştir. Yani şöyle anlatayım sizlere kıymetli dostlar. Miraç hadisesi, bir örnek veriyorum. Miraç hadisesi
Aristoteles'e göre metafiziktir. Çünkü bir adam diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, ben bir gecede gittim. Nereye? Önce Kudüs'e, oradan yedi kat göğe, oradan Cenab-ı Hakk'a vesaire gidiyorum. Ve döndüm. Döndüğümde de yatağım sıcaktı. Aristoteles'e göre bu metafiziktir. Kant'a göre Resulullah aleyhissalatü vesselam bunu ispatlayamıyorsa bu sahtekarlıktır. İbn Sina'ya göre bu metafizik koşulları içerisinde eğer o kişi Peygamber aleyhissalatü vesselam yoldan gelirken o yolculuk içerisinde bazıları biz onu gördük dediler ya, veya kendisi Kudüs'ü hiç gitmediği anda halde anlattı ya, hah diyor İbn Sina, bak onlara delili oradan sunduğu için problem bu. İbn Sina da diyor ki bak diyor delilleri var ve anlatmaya uğraşıyor. İbn Sina oradan hafif bir tuzağa düşüyor. İmam Gazali ne diyor? İmam Gazali diyor ki kardeşim ben orayı geçtim. Miracın içerisindeki hakikatin Müslümanlara söylediği, dünyaya söylediği bir hikmet var diyor. O hikmetin peşine düşüyor. Biz de bugün şunu söyleyebiliyoruz artık geldiğimiz çağda. Yanlış anlamayın, İmam Gazali Hazretleri'nin üzerine söz söylemek manasıyla değil. Artık elde ettiğimiz veriler ve bu verilerin atom, elektron, elektron mikroskobu, uzay, bütün bu verileri artık kullanabildiğimiz için şunu söyleyebiliyoruz. Miraç bilimsel olarak hem kanıtlanabilecek hem de içerisinden bilimsel olarak çıkacak sonuçlarla bu dünya hayatı yaşayan insanlara ışık olabilecek nitelikleri bize sunmaktadır. İslam dünyası işte burayı kaçırmaktadır. Miraç oldu bitti. Her miraç aynı mevzuyu konuşuyor. Aynı feyiz ve muhabbetle o geceyi ihya etmeye çalışıyoruz. Ama kardeş ya şurada bilimsel bir hakikat var. Eğer öyle olmasa Hazreti Musa'nın karşısında da asasını atanlara sihirbaz diyorlardı. Hazreti Musa'ya da sihirbaz diyorlardı. Sihirbazı sihirbazdan ayıran şey bilimdir. Ama bunların anlattığı dogmatik bilim değil. Matematiği kuşatan bir matematik vardır. Fiziği kuşatan bir afizik vardır. Bunları söyleyebiliyorsak eğer bugün dünyaya, ha o gün işte şuna gelir. O İslam dünyasında yaşanmış her nevi unsur ve bütün peygamberlerin yaşadığı o mucizeler veya atom, elektron, çekirdek altı parçacıkları arası ilişkiler bugün insanlığın beyanatıyla ortaya konulur. Yani şunu söyleyeceğim. Arkadaş yıllarca şunu anlattık. Dedik ki kardeşim öyle anlattılar daha doğrusu. Beni hiç tatmin etmemiştir ya. Bu kalem burada. Masaya koymuşlar bu kalemi. Eğer masada bir kalem görürsen sence bu kalem buraya birisi koymuş mudur? Evet koymuştur. O zaman yaratıcı vardır. Bu söylendiği devirde tatmin etmiştir. Allah olsun söyleyenlerden razı olsun. Ama bugün tatmin etmiyor kardeşim. Bugün bu gençlere bu kavramları bilimsel olarak izahata biz mecburuz. Yani bu izahata mecburuz. Aksi abi olmuyor. Dolayısıyla metafizik dediğimiz kavramın Aristoteles'ten kurtarmak, onun dogmalarından kurtarmak, bilim dünyasına kapılarını açmak, Gazali'nin hikmet anlayışını İbn Sina'nın düştükleri tuzaklar değil de bulduğu kıymetli beyanatları ve kindiğinin ulaştığı noktaları Müslüman dünyaya bu hakikatiyle beyan etmek bütün dünyanın da bir ihtiyacıdır. Sebep şudur. Bakın Miraç hadisesini hep uzay gibi anlatırlar. Ama orada bize harikulade bir metafizik akışıyla bir şey anlatılır. Niye diyeceksiniz? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela o Miraç dönüşü bir hırkayla dönüyor. Bu hırkayla yapılan bütün çalışmalarda çok enteresan sonuçlar elde ediliyor. Gibi gibi bunlar ayrı ders konusu, ayrı şeylerde konuşulur. Dolayısıyla metafizik konusuna çok kaba tabirlerle ancak bu kadar sıkıştırabildim. Özür dilerim. Estağfurullah, ama şimdi böyle ya şöyle bir durum oluştu abi. Sen çıtayı bizi öyle bir yukarıya çıkardın ki şimdi ben oradan tekrar aşağı düşürmeye yani gönlüm... Bence çıtayı düşürme. Ben şunu söylüyorum.
Yok, Türkiye'deki metafiziğe girince şimdi sen öyle bir noktaya çıkardın ki bizi, şimdi çok aşağıya indik ya, ineceğiz biraz daha. İşte orada ben de diyorum ki kardeşim, benim karşıma gelmiş cinlerle ilişki kuran adam metafizik uzmanı diyorsa, hani ya onun diyorum ya, o kavramlarla bir komedi programı çekelim. Yani gırgırına, muhabbetine bir gırgır çekelim. Onun anladığı tarzda o zaman onu anlatmak lazım abi. Demin sen onu da söyledin. Yani 100 sene önce, 150 sene önce işte yaratıcının varlığını, evet o günkü koşullarda doğru. Ama bugün başka bir şey anlatmamız lazım. O insanlar da metafiziği kendi görmedikleri cin, melek ya da işte farklı şeylerle anlatıyor. O zaman onlara bunun olmadığını şimdi senin anlatman lazım. Onların anlayacağı dilde. Şöyle söyleyelim. Cin hali hazırda, o uzmanlara soruyorum. Hali hazırda varlığı bilinen bir gerçek midir? Var mıdır bu? Vardır. O zaman metafizik konusu değildir. Çünkü metafizik varlığın var olması adına geçen sürecin oluştuğu bir depo. Ama adam bunu kabul etmiyor. Bunu kabul etmiyorum diyor. Şu yani, ne? O ne biliyor musun? Zihninde bir sıkıntı. Metafizik diyor, ancak benim görebileceğim bir şey diyor. Oysa ki bugün dünyadaki herkese uygulanacak saçma bir yöntemle cin gösterilebilir. Yani cin görmek o kadar basit bir şeydir ki. Yani şimdi birkaç bir şey söyleyip milletin kulağına su kaçırmaya gerek yok. Ama yani bu bir yaşayan varlıktır ve bu bir görülebilir. Niye yapılmıyor bunu? Niye yapılmıyor? Bu yani... niye? O zaman para kaybedersin veya ya cinleri görmek zevkli bir şey değil ki. Evet. Zevkli bir konu değil yani. Ama bu şu açıdan zevkli. Şimdi dikkat et, bütün büyü sihir meselelerinde kapı kapı gezen kadınlara ya sana ben cini göstereyim desen kadın kaçar dışarıya. Ama hep bir merak vardır. Sebep o merakla para kazanırsınız zaten. Bilim o adam, merak size para kazandırır. Bilim o merak adam, sizi bir ayakta tutar. Oluşturup, evet işte bizim yıllardır metafizik diye tabir ettiğimiz, sizin de cin diye tabir ettiğiniz şey budur diye gösterilemez mi bu? Bunun anladığım kadarıyla sen diyorsun ki bilimsel olarak bu mümkün. Bu mümkün. Ulaşılamadı bu mümkün. Abi. Yani bunu Ruslar çok çalışmasını yaptılar. Çok makaleler var ama bilim dünyası oturup bunu videolarına çekelim, dünyaya cin gösterelim diye bir YouTuber kafasıyla yapmadığı için böyle bir şey girmez. Yani bu alanda bunları konuşanları bir saniye bile dinlemez. Aynı şey melekler için geçerli. Sebep ne? Bakın çok basit bir şeyden bahsedeceğim size. Cebrail aleyhisselam bizim inancımızda. Peygamber aleyhisselatü vesselamla görüşmeye geldiğinde sahabe-i ikram orada mıydı? Evet. Sahabe ne gördü? İnsan. Bir meleğin insan görüntüsünde bir melek gördü. Cebrail aleyhisselam bizzati görüntüsü değil. Çünkü Cebrail aleyhisselam metafizik bir varlık değil. Çünkü metafizikte varlığın yekünü yok. 18 bin alem metafiziğin bitişinden itibaren başlıyor. Meleğin neye ihtiyacı var? Atıyorum melek de bir varlıksa, nasıl ki ben atomlardan mı oluştum? Melek neyden oluştu? Nurdan, yani ışıktan. Yani yarı egzonomik ışık biçimidir o. Ayrı ders konusudur. Melek bundan oluşuyor. Yarı egzonomik ışığın olduğu alan metafizik alanıdır. Dolayısıyla metafizik alanda varlık alanmaz. Tamam, ama bu senin tanımına göre böyle abi. Yani bu senin yaptığın metafizik tanımına göre böyle. Şu evet. Anda var olan metafizik tanımı bu değil. Bu değil. Onlar diyorlar ki 18 bin alemin göremediğimiz her alem metafiziktir. Evet. Tamam. Ben de diyorum ki o zaman bundan 30 sene önce kara delikler metafizik miydi? 30 sene önce ya da 100 sene önce ne teleskop var, ne uzay aracı var, o yok 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 yok. Birileri gitti dedi ki ana kara delik var. O günlerde birisi kara delik diye bahsetse, kimse görmedi sadece ben gördüm dese, gece rüyasında görmüş olsun bilmem ne olsun vesaire. O gün o adam ne diyecekti? Kara delikler metafiziktir diyecekti. Millet de bunu yiyecekti. Ben de diyorum ki o aynı günlerde sen bunu gördüysen bir varlıktır bu. Eğer yalan söylemiyorsan günün birinde millet kara deliği görecek. Millet kara deliği gördüğü zaman anlayacağız ki o metafizik değildir.
var olmuş hiçbir şeye metafizik diyemezsin. Bak bu kalem metafizik mi bu? Değil. Fizik değil mi? Değil. Cinler var mı? Ya var diyeceksin ya yok diyeceksin. Yoksa zaten metafizik yok. Varsa bu metafizik değil. Çünkü fizik ötesi değil ya. Fiziksel olan bir varlık. Ama nasıl fiziksel? Benim fizik kanunlarıma göre, elimdeki fizik kanunlarıyla anlatmaya yetişemediğim ama üzerinde biraz daha çalışsam farklı bir kütle formunun olabilirliğiyle ispatlanabilecek bir varlık türü müdür? Evet. Dolayısıyla bir şey varsa metafizik değildir. Yoksa onun deposundan başlıyorsanız o metafiziktir. Neye benzer bu şuna? Bakın bir kemik kırıldı, ayrıldı. Kemik tekrar bir araya gelecek. Kemik bir araya gelirken arada kaynaması için yeniden kalsiyum faaliyete geçecek. Kalsiyum nerede? Vücutta eksik. Birisi ne yapıyor size? Depodan kalsiyum hapları getiriyor. Diyor ki evladım bu kalsiyum haplarını ye, iç. Vücudunda daha fazla kalsiyum olsun ki kemik kaynasın. İki kemik birbirine kaynamadan önce bu boşluğu dolduracak olan kalsiyuma metafizik denir. Buradaki fiziksel koşulu eski haline döndürecek. Metafizikten depodan biri kalsiyumu aldı, getirdi buraya koydu. Artık o fizik oldu. Tamam sen abi. Dolayısıyla... Tamam yeni bir tanım yaptığın için bu böyle. Yani cin var mı? Hiç cin görmeyen tamam var. Bence de var, sence de var. Tamam biz buna inanıyoruz. Gören de var. Tamam gören de var ama sen göreni yani görmediğin müddetçe sadece görenin gördüğüne inanıyorsun. Öyle işte o da buna metafizik diyor. Heh, işte o ona metafizik. Sen görmediğin için. Tamam. Ben de diyorum ki size gören bir şey gördüyse o vardır, var olana metafizik diyemezsiniz. Ya aynı kadına Aristoteles de tekrar edip Aristoteles diyemez ya gözünü seveyim. Yani aynı gerizekalıya de ki sen bir Aristoteles der misin de onu söyleyemeyecek zaten. O yüzden yani şimdi hoca çıkıyor metafizik konularından bahsedeceğim. Vay anasını ne anlatacaksın diyorsun cinler diyor. Ya arkadaş cin var var. Var olan şey metafizik. Metafizik zaten kelime anlamı fizik ötesi değil mi? O. Ama fiziği kuşatan bir fizik ötesi. Peki abi şimdi biliyorsun geçen gün televizyonda bir yayın vardı. Yine bir metafizik uzmanı ablamız. Sağdan sola yukarıdan aşağı donat. Ben remixlerini sevdim yani. Şimdi onun için ne diyorsun abi ne dersin? Ruh hastası. Ne diyeceğim? Ruh hastası. Ya zaten suratına bak gözünü seveyim ya. Konuşmasına bak üzerine konuşmaya deme. Ruh hastası olduğu bellidir yani. Ben şimdi beni seyreden herkesten cin çıkaracağım. E ne oldu? Bütün cincilerin şimdi işini mi bozdun yani? Sonra bir başka videosunda diyor ki 6 ay boyunca uğraşıyorum. Ve ona para alıyorum diyor. Yani. Ya efendim cin vardır. Büyü vardır. Sihir vardır. Bunların bozulması mümkündür. Bunların sıkıntı vermesi mümkündür. Batı dünyası da bunu Vatikan'da papazlar uğraşır. Yani cincilik araba lastikçiliğidir. Hocalık değildir. Basit bir iştir. Çok basit bir iştir. Dolayısıyla hani buna metafizik diyor olması fiyatı yükseltmek için. İlk mesela biliyorsun memiş cinci demesinler bana diye medyum memiş dedi. Ya arkadaş, medyum Batı dünyasında yarını okuyabilecek fütüristik zihinlerin kullandığı bir jargon. Sen niye bunu kullanıyorsun? Sen sadece para kazanabilmek veya kimse bana cinci büyücü demesin. O aşağılık bir kelime oluyor. Hoşuma gitmiyor. Yeni bir kelime söylüyorsun. Yani yeni bir kelime. Dolayısıyla bu şey ya. Bizimler diyorsun yani bunlar. Metafizik hiç boş bir iş değil. Ben bu videonun bunların, dibine şunu söylüyorum. Bunların yaptığı çok boş bir iş. Ben bu videonun temel mahiyeti şu. Fizikçi olarak, kimyacı olarak, biyoloji uzmanları ya da biyologlar olarak beraber yürüyebileceğimiz kardeşlerimizle bizler o metafizik alandaki depoları bilimsel olarak nasıl kullanırız?
Batı'dan önce, Batı yapmadan önce biz bu işi nasıl yaparız onları konuşalım. Ama işte cincilikli, büyücülükli vesaire girdiğin zaman bu hakikatleri kimse tukaka edemez. Bunlar birer hakikat de. Bu 5 dakikalık bir işi bu hale getirenler Nas Felak okumayı unutmuş olan bir toplum için gayet zevkli işlerdir yani. Bir yönüyle bu toplum müstahak. Cehalet varsa o cehaletten para kazanmak için herkes elinden geleni yapar. Yani bana göre Galata Köprüsü benimdir diyen bir adamdan da farklı bir kadın değil işte. Aynı mantık. İstanbul'a ilk defa gelmiş olan bir adam için Galata Köprüsü bir adamın olabilir mi? Evet olabilir. Tamam satın alalım o zaman. Ya bu mantıktır yani. Eyvallah abi. Ağzına sağlık. Bizim ilaç vaktimiz geldi. Bence senin. Eyvallah. İyi bir dahaki video görüşmek üzere o zaman. Metafizik alanda görüşmek üzere diyerek. Bir gün.